biçimde kullanıldığını tahmin ettim. Spatül aynı zamanda geçmiş Roma dönemine ait bir mezarın içerisinde de çıktı. Yani yeraltı işlerini oluşturan insanlar bir önceki neslin, Roma dönemindeki yaşayan insanların mezar olarak kullandığı alanları tahrip ederek geçmişti. Yani bu spatülü eğer karbon-14 ya da diğer metodlarla, hem fen alanı dedik ya, yani arkeolojinin fenden yararlanması olayında mesela tarihlendirmede bir karbon-14 metodu var. İşte bir elimizdeki bir organik ya da metal ya da seramik pişmiş toprak tarzı eserleri kimyasal kullanarak yaşlandırılıp tarihin ortaya çıkarılması. Bu ya da stil kritik yöntemiyle benzerlerini bulup metalinden yola çıkarak onu tarihlendirme. İşte biz arkeologların işte her bilim dalında olduğu gibi fenden de öyle bir yardım alması söz konusu. Dolayısıyla o spatülden yola çıkarak burayı oluşturan insanların yani çekiç muşla değil de daha yumuşak bir yapıda spatül gibi benzeri saplı bir aletle çok rahat kalabildiklerini düşünüyorum. Yapısal olarak yani sizin fen alanına çok fazla derinleşmeden önce yeraltısından, yapısından bir parantez daha açmak istiyorum. O da buralar savunma amaçlı yapıldığı için genelde böyle dar dehliz, yani dar koridorlar, emekleyerek ya da böyle ördek yürüyüş şeklinde ilerlenebilecek yükseklikte bir koridorla geçiliyor. Daha sonra da içinde bir yaşam alanı oluşturabilir. O da büyüklüğünde. Günümüzde belki bir çocuk odası 20 metre, 15 metre kare kadar bir alanda insanların yaşamlarını sürdürdüğü yer. Tabii mekan işlerinde bazı yerlerde yapısal olarak yine o bahsetmiş olduğumuz spatül genişliğinde ham kazma yerlerine rastladı ki o tezi biraz daha kuvvetlendiriyor. Kayaç yapısına dönecek olursak yani bizim karşımıza çıkan kayaç türlerinde kirsin dışında çok şey yok ama dışarıdan getirip orada kullanmış olduğu mermer tarzı taşlar var, mermer taşlar var. Ama o dönemindeki yaşayan insanların, az önce de bahsettim ya, bir savaş, salgın ya da korku karşısında sığındığı, sığınak olarak kullandığı bir an olunca çok fazla işçiliğin yüksek olduğunu beklemiyoruz. Yani çok fazla böyle farklı madenleri, malzemeleri kullanmış olabileceğini düşünmüyoruz. Evet, teşekkür ederim. Yani bu kayaçlar aslında normal taşlardan ama madenlerden ayrı özellikle bence tam olarak bu işlenebilir olması, daha iyi kazı çalışması yapabilmesi. Peki bu maden bu kazı çalışmaları yaparken hiç bir maden ya da fosil kazısına rastladınız mı? O şeylerin bazı kemik parçaları falan çıktı ama az önce de bahsetmiştim şeylerin bir önceki neslin Roma döneminde kullandığı mezarların tarif etmesiyle ilintili olabileceğini düşündüğümüz kemik parçaları düşünmüştük. Olduklarını değerlendirmiştik. Bazı hayvan dişlerine falan rastladık. Yani yırtıcı hayvan dişi olabilir diye değerlendirmiştik. Aynı zamanda burada bir parantez açayım. Saraylı Belediye Başkanı'nın destekleriyle yürüyor ya da Saraylı Belediyesi'nin destekleriyle yürüyor. Belediye Başkanımız aynı zamanda veteriner olunca o dişleri onunla birlikte değerlendirdik. Çok etkisi olabileceğini söyledi. Geriye dönüp hem Bizans tarihinde hem de Roma tarihinde köpekle ilintili kültleri ya da işte o mitolojileri falan değerlendirdik, göz önüne getirdik. Onlarla da bir bağlantı kuramak. En son şöyle bir bağlantı kurabildik. Daha geç dönemlere ait, yani günümüze ait kemik parçaları, çünkü testereyle kesilmiş, parça parça edilmiş, yani tencereye konacak bir şekilde küçültülmüş, kurbanında falan kullanılan kemik parçaları olduğunu fark ettik. Yani şunun sonucu vardı, bu sokak hayvanlarının çöpleri karıştırıp oradaki insanların, dönemimizdeki yaşayan insanların tükettikleri kemikleri oralara saklamış olabileceğini sonucuna vardı. Son terk edilme aşamasındayken ne varsa içerisinde alındığı için ve bölge burası zaten İngil Mahallesi olarak biliniyor. Buradaki yaşayan insanlar da çocukluklarında içerilere gidip karıştırdığı için ne var ne yok hepsini almışlar. Bize en son onların parçaları çıkmış. Yani kandil parçası, işte Selçuk dönemi kandil parçası, Osmanlı dönemi kandil parçası gibi onların da parçaları bize bırakmışlar. İşte gözle görülemeyecek büyüklükte işte sikke ya da küçük süs eşyalar, takılar falan gibi çok az bir grup bırakmışlar.
Çok teşekkür ediyorum. Peki son olarak şey sormak istiyorum. Böyle kazı falan deyince benim aklıma hep tehlikeli gazlar geliyor. Hı hı. Bu kazı çalışmalı yaparken bunlar için öyle mi aldınız mı? Çok güzel. Bununla ilgili de Madde Tetkik Arama Enstitüsü bu konuda kamusal olarak yetkili. Onlarla bir görüşmemiz oldu. Hem müze müdürlüğü olarak Kültür Bakanlığı'na hem de Saralı Belediyesi Başkanlığı adına uzmanlar geldiler, alanda gaz ölçümleri yaptılar. Hatta biz de belediye aracılığıyla o aletleri satın aldık. İçerideki nem, sürekli nemi ölçüyoruz, kontrol ediyoruz. Zehirli gazları sürekli ölçüyoruz, değerlerini alıyoruz. Onunla ilgili yangın ya da patlayıcı olmasına dönük ya da göçme riskine karşı önlemlerimiz var. İçerisi sığınma odaları oluşturmak gibi ya da benzer şeylerimiz, çalışmalarımız var. Ama sezonun henüz başındayız. Henüz bakanlıktan izinlerimiz gelmedi. Belediye ile yaptığımız protokol ya da bugünlerde yapacağımız protokol